Merhaba, ben Edip. Şu haber üzerine bugün Şubat 7, 2018. Diyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, onların tankları, topları, uzaylara giden şu su bu su olabilir olsun, bizim Allah'ımız var. Şimdi. Avrupa Birliği ile olan köklü ilişkileri sebebiyle Batı bloğunda yer alan, NATO üyesi olan ülkemize yönelik böyle bir hazırlığın yapılmasını biz nasıl DAEŞ'la, Suriye'nin istikrarıyla, güvenlik kaygılarıyla izah edebiliriz? Ya sen, DAEŞ orayı ele geçirdi, Suriye'yi oraya, birkaç sene orada kaldı. Hatta Türk askerini bile yaktı. Daha önce Türk konsolosunu işgal etti, hatırlıyorsun, onları rehin aldı. Türkiye'de kaç kez bombalama yaptı? DAEŞ'e karşı kılınızı bile kıpırdatmadınız. Sahtekar herif. Ondan sonra şimdi burada diyorsun onların şeyleri olabilir. Kürt ne diyor? Afrin'deki Kürtler. Dört adam sekiz füze hilesiyle sana taş bile atmayan Suriye'deki Kürtleri, Rojava Kürtlerini, onların köylerini, kasabalarını bombalıyorsun Amerikan uçaklarıyla, Alman tanklarıyla. O Kürtlerin şeyleri de yok, uçakları da yok, tankları da yok. Onlar da bizim Allah'ımız var diyebilir. Ki bir sürü sivil öldürdünüz. Sus yahu, sus. Orada bir sürü sivil katlettiniz. Bunu da kapatamıyorum. Evet. Şimdi orada bir sürü sivil katlettiniz. Birçok çocuk öldürdünüz. 200'den fazla, yani bugün şey ettim haberler. 250-260 tane sivil. Çoğu da çocuk, kadın falan katlettiniz orada. Allah'tan korkmaz mısınız? Savaş diye böyle kahramanlık şeylerine girmesin. Şimdi Batı'ya bunu diyorsun. Bizim Allah'ımız var. Soruyorum, peki niye böyle demiyorsun? Onların sarayları var. Bizim Allah'ımız var. Hani ama o konuda şey etmiyorsun. Onların şatafatı var, gösterişi var, bizim Allah'ımız var demiyorsun. Senin Allah'ın. Senin Allah'ın senin egon. Egona tapmışsın. Senin Allah'tan bahsetmeye hakkın var mı? Kur'an ne diyor? Tefecilik, faiz yoluyla fakir halkı yolan, soyan, sümüren sistem için Allah'a ve elçisine savaş açmak diyor. Sen Türkiye'ye geldiğin vakit, iktidara geldiğin vakit işte faiz maiz diyordun. Ne yaptın? 2002 yılında en çok kar eden 10 şirketten, Türkiye'de en çok kar eden 10 şirkete 4 tanesi bankaydı. 4 tanesi. Çok kötü. Yani aracı, tefeci, mefeci bir şey, para alıp para verirken çalıyor aradan. Yani ilk ona hiç girmemesi lazım. Hani diyelim ki böyle bir şey olsa bile, gerekli bile olsa. Ama onda dörttü. Senin iktidarın döneminde de aşağı gitmesi lazım değil mi? Çünkü faiz haram diye vaaz verip duruyorsun. Tam tersi yukarı çıktı. En çok kar eden 10 şirketten 7'sini faiz kurumları banka yaptı. Piyango, kumar haram, milli hem de zilli piyango. Senin dönemde çok daha fazla piyango para topladı, piyango. Yoksulların umutlarını sömüren bir şey. Oğlum sen ne diyorsan tersini yapıyorsun. Ne diyorsan tersini yapıyorsun. Hazreti Ömer'in işte yamalı elbisesinden bahsettiğini ne yaptın? Bir alavere, bir dalavere, bir baktı birdenbire kendine 1150 odalı bir saray yaptın. Hem de kimin şeyiyle, neyse, halkın vergisiyle falan. Daha neler? Kendi oğlun al işte savaş diyorsun, 5 yaşındaki çocuğu, ağlayan çocuğu, işte mendilin inşallah üzerine örter şehit olursun falan diyorsun. Hiç de sıkılmadan, utanmadan. Senin oğlun Bilal ne? Bedelli asker. Burak ne? Çürük askeri. Asker çürüyor ama ikisi de para sıfırlamakta maşallah rekor kırıyorlar. Havada gemiler yürütüyorlar, şirketler yürütüyorlar havada. Damadın ne? Az önce birisi bana yazıyor, Edip işte Tayyip Erdoğan'ın damadı Amerika'ya gitti ama geldi Türkiye'de SİHA yapıyor. Sanki marifetmiş gibi. Birisi adam mucit değil damadı.
Burak mıydı? Burak bilmem ne. Mucit değil adam, baktım, inceledim. Mucit değil. Mühendis de değil. Ne? Politikacı. Devletin ihalesiyle, Tayyip'in ihalesiyle alıyor, SİHA diye bir şey yapıyor. O da cinayet şeyi. Yani dronlar, muronlar kesinlikle cinayet. Yani Amerika bu konuda bir numara. Amerika, İsrail, Türkiye. Bunlarla çok siviller katlediyorlar yukarıdan. Dronlarla sivil insan katlediyorlar, çocuk katlediyorlar. Cinayet, suikast şeyi, aracı. Marifetmiş gibi. Bunu da şu anda Kürtlere karşı kullanıyorlar. Ve bunun için milyonlarca dolar halkın parası veriliyor. Öyle yüksek bir teknoloji falan da değil. Yani bu arada oyuncak alıyorsun ya uçaklar. Ha. Neyse şey bitiyor. Şimdi bu adam yani Batı'yı eleştiriyor ama Batı'nın gücü olsa kendisine sağa sola her tarafa saldıracak. Şu anda Batı'dan aldığı, satın aldığı uçaklarla, tanklarla kendi insanını katlediyor. Komşuya saldırıyor. Türkiye sadece düşman çemberini alıyor. 50 milyon Kürt'le dost olmanız gerekirken sizi düşman, nesiller boyu düşmanlık yaptırıyor. Bu arada kendisi gazi olma hevesi. Çocuklarını da, torun şeylerini de işte damadını, yandaşlarını da zengin ediyor. Bütün işi bu. Ya inanılmaz bir şekilde yalan üstüne yalan, dini yalan, siyaseti yalan bu adamın ya. Bir de uzay teknolojisini mi şey diyorsun? Ya Müslümanlar Kur'an'dan sonra dünyanın bir numarası oldular bilimde, teknolojide, ilimde. Yüzyıllarca. Sizin neyiniz var?